Gezgin öğretmen olarak bugün Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Aydınlıoğlu kasaba geldik. Türkmenlerin, Aydınlıların kullandığı tarihi malzemeler var burada. Kasap olmaktan çok tarihi değerleriyle öne çıkmış bir işletme. Şimdi Mustafa Bey'den bilgi alalım. Gezgin Hocam, hoş geldiniz. Evet, şöyle tarihi şeyleri çekelim. Dikiş makinesi var, lüküs var. Şöyle yakından alırsak eskiden kullanılan süzgeçler var. Hala günümüzde de kullanılıyor bu malzemeler. Gerçekten nezih bir ortam. Burada öğlen, akşam üzeri gelip yemek de yiyebilirsiniz. Şöyle yakından alalım. Bizim mesela hocam yörükleri temsil eden yağlık dedikleri, yörüklerin evet, yağlık dedikleri. Yörükleri temsil eden yağlığı görüyorsunuz. Evet, Mustafa Bey'den bilgi. Şurada kurtlu tas var. Evet, Kahramanmaraşlılar bununla şıra yaparken kullanıyorlar. Burada tasma galiba. Top. Top. Evet. Dersiniz hani evet. Köpek. Köpek topu. Cere var. Hemen bakıyoruz. Tokuç var. Tokuç. Tokmak. Bunu buğday. Yok, çadır kazığı çakmak için hocam. Çadır kazığı çakmak için tokucu görüyorsunuz. Şöyle biraz tam alalım. Evet, tokuç. Bir tanıtalım, evet. Burada karda kullanılan kar ediklerini görüyoruz. Değişik boylarda edikler var. Bize bizim yörük dilinde havut, devenin havut. Havudu. Evet, devenin havudu. Bir tane, bir arka kısmında, bir ön kısmında. Evet, havudu görüyoruz. Devede kullanılan havut. Bir tane de şurada var havut. Evet, çıkrıkta kullanılan çıkrık eğerken kirmen. Evet. Kirmen iki tane var. Bir tane de altta görüyoruz kirmeni. Yine dokuma kemer. Dokuma kemer. Orijinal el işçiliğiyle yapılan kemeri görüyoruz. Yine hemen onun yanında sapan. Yani eskinin silahı işte bu. Evet. Taş atmakta, kavga olduğunda kullanılan. Bir kirmen de burada var hocam. Evet, kirmen yine. Orijinal deridendir bu. Orijinal deriden kirmen. Hemen yanında dolma tüfek görüyoruz. İki tane var. Hemen saat ve tarih. Bu Türkmenlerin mutfak mıydı, neydi? Yok, eski dilde gardırop hocam. Eski dilde gardırop olarak kullandıkları malzeme Türkmenlerin. Hemen geziyoruz, şöyle bakalım. Evet, değişik evatlarda çorap var. Bağlama, saz var. Bağlamayı Mustafa Bey çalar. Evet. Tokuç hocam, bizimkilerin elbise. Daşta, tokaç dediğimiz, evet, evet, eskiden daşın üzerine koyup suyla birlikte kilim, elbise yıkadıkları malzeme, tokaç. Evet. Hemen üstte yayık var, ayran yayı. Şu tarafa baktığımızda değişik türde bakır kaplar var, kalaylı. Burada bizim hani illaki yörüklere has değil, günümüzde evet, tarihi eser bunlar. Şurada kömürlü ütü var, görüyorsunuz kömürlü ütü. Gaz ocağı var. Gaz ocağı var, evet, yanında hemen. Gaz ocağını da görüyoruz. Evet, değişik tarihi eserler var burada. Bakır kazan. Bakır satır. Evet. Üst raflarda da radyo. Önceden kullanılan radyo, teyp gibi malzemeleri görmektesiniz. Şöyle bir alırsak. Evet, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bu arada kanalıma abone olarak beni takip ederseniz memnun olurum. Gezgin öğretmen.